Ne demek lan yalnız gidecekmiş? Ben sizi bostan korkulu mu diktim oraya? Hastaneye geçin lan çabuk! Özür dilerim Enge, yanında bağırıyorum. Ben ona dedim. Sefirlik değil bu, sefillik diye. 10 yıl önce kurtulduğu sokaklara sefirlikle döndü benim koca. Allah'ım sen akıl fikir ver. Senin kontrolünde. Yan duracak, tamam mı? Ne? Digi geriye kaçmasın diye. Tedbirlidir. Dayı, hem yanımdan ayrılma diyor, hem de her yere tek gidiyor Polat abi. Abdül, her zaman susarsın. Şimdi konuşacak zaman mı? Önüne bak. Tombalıcı gitti, Halit geldi. Bu işin sonu yok mu? Eğer Çakır'ın kanını akıttıysa, herkes ölene kadar bu kan akar. Bacakları buz kesti. Bir şey olmaz. O soğukluk sayesinde yaşıyor. Polat, yaşayacak mı? Nasıl oldu anlat. Oturuyordum. Annemin günlüğüne bakıyordum. Karnım acıktı. Bir şeyler yiyeyim dedim. Bir tıkırtı duydum. Kapıya doğru gittiğimde ağzımı bir el tutup kapattı. Çok korktum. Sonra beni bağladılar. Ağzımı da bağladılar. Halit abi dedikleri. Seninle işimiz yok. Korkma dedi. Onlar geldikten bir süre sonra eniştem geldi. Orası kimin evi? Babamın. Eskiden kalma. Çocukluğumdan beri gelmemiştim. Sen niye oradaydın? Çakır niye oraya geldi? Bilmiyorum. Belki beni kurtarmak için. Kimden? Ya babamdan ya da o Halit'ten. Bilmiyorum. Arkama saklandı. Eniştem gelince de arka arkaya sıktı. Metinimin, Çetinimin kanı yerde kalmadı abla. Allah'ın izniyle Çakır'ı hak ettiği yere yolladık. Benim aslan kardeşim. Çakır mezara girdiğinde Polat içine girecek, mezar arayacak. Abla, onun yatacak yeri yok. Kafasını kesip İstanbul'un sokaklarını gezdireceğim. Kim büyük, kim küçük görsünler diye. Başhekim nerede? Abi, siz Memati Bey misiniz? Abi, başhekimim sizi bekliyor. Talimat verdi. Bütün hocalar geliyor. Başhekimini çağır bana. Buyur Enge. Polat, kusacağım. Hastaneye kadar sıktı şimdi. Orada ne yapacaksan yaparsın. Sırası mı lan şimdi çöpün? Ne
Şöyle geçin, şöyle. Çağırdı. Gerekli bütün ekipmanı hazırladı. Arkadaşlarımız şu anda ameliyathaneyi hazırlıyorlar. Ekibimiz kendi alanlarının en yetkin kişilerinden oluşuyor. Kanman bir şey lazım mı hekim bey? Taze kan gerekebilir ancak hastanın durumunu henüz bilmiyoruz. Hatta kan grubunu bile bilmiyoruz. Bir RH negatif. Bir Polat'ı arasak mı? Nerede tam olarak? Dayı benim kan grubum sıfır negatif. Lazım olur mu? Erhan, bir daha ben diyene kadar konuşursan seni tabuta koyar anana gönderir. Ha usta, başhekime veriyorum. Vücuda isabet eden 5 kurşun var. Biri sol 4. kaburgadan girmiş. Kalbe mi gelmiş? Zannetmiyorum. Meme başına daha yakın. Biri sağ 7. kaburgadan girmiş. Biri tam midenin üzerinde. Biri sol 8. kaburganın üzerinde. Sonuncusu da... Ondan 3 parmak aşağıda. Siyanotik bir görünüm var mı? Tahmin ediyorum ki... yarım saat olmuş. Tampon yaptım. Tansiyonunu yükseltmeye çalışıyorum. İstersen yerini bildir, sana ambulans göndereyim. Zaman kaybı olur. Zaten 5 dakikaya oradayım. Yavrucuğum bak, göğüs kalp damar cerrahına, üroloğa ve genel cerrahı haber ver. Anestezi hazırlıklarını bitirdin mi? Evet hocam. Doktor Bey'den gerekli malumatı aldık, sağ olsun. 5 dakikaya kadar burada olacaklarmış. Doktor mu? Yeğenim doktor mu bulmuş? Herhalde. Arzu ederseniz odama buyurun. Burada ayakta kaldınız. Kocamı göreceğim. İyiyim böyle. Ben de iyiyim, sağ olun. Biz şöyle otururuz zaten. Nesrin Hanım. Ya hekim mi? Hastaneyi sarın. Sakin. Koşuşmayacak Nevzat. Ameliyatı en bu sefer hata istemiyorum. Elimiz birazdan abi gelecek. Önde araba varsa kaldırın. Çabuk. Hiç merak tamam etme. Abi. Bunların hepsini halledeceğiz. Sanki bir şey diyor. Efendim kardeşim benim. Söyle. Vallahi hastaneye geldik. Billahi geldik. Duyamıyorum ki. Ben duyuyorum. Diyor ki bu nasıl araba kullanmak? Ben şimdi Bursa'ya varmıştım. Beni hiç mi sevmiyorsun diyor. Halbuki can kardeşi onu sevdiklerinden, çocuklarından, İstanbul'undan hiç ayırır mı? Can Polat. Can Polat diyor. Dikkat. Yavaş. Hadi götürelim hadi. Tamam, çabuk.